otel hangi taraftaysa otele bu taraf 18 numaralı şu Çekoslovak boncuğu yerleştiriyorum. Ve buradaki adım önemli. Boncuğun içinden ters dönerek teli tekrar geçiriyorum. Şu şekilde. Şu şekilde bakın, görüyor musunuz? Şu şekilde. Böylece boncuk teli hapsolmuş oluyor. Hatta eğer biraz daha garanticiyseniz tekrar aynı işlemi uygulayarak, çünkü telimiz çiçek teli, bir tanesine zarar gelirse diğeri onu tutar diye düşünelim ve iki tane yapalım. Şimdi şurada ne oldu? Boncuğun üzerinden tel geçti, çirkin duruyor diye düşünebilirsiniz ama bu kombinasyon yapıldıktan sonra zaten tel aksam projede oldukça göz önünde olduğu için bu hiçbir zararlı bir görüntüye meyil vermeyecektir. O yüzden bu çalışmada şu tellerin olması bence hiçbir zarar getirmez tasarıma diye düşünüyorum. Aynen bu çalışmayı bakın şu şekilde çevirerek projenin üzerinde gördüğünüz gibi üzerindeki tüm hoş görüntüyü sağlayan bu boncuklar. Bunu da yan yana getirdiğimiz zaman bakın boncuğu ne güzel kaplıyoruz. Onun için boncuklarımı alayım elime. Yine 12 tane boncuk alıyorum. 11, 12. Fakat tabii dalın şöyle olması gerekiyor. Çünkü buna bir mesafe vermemiz gerekiyor. Dalın şu şekilde kalması için. Evet, şimdi buradan dal uzayacak ki bunun yanında aynı bir şekilde olsun diye böyle bir uygulama yaptık. Tekrar 12 tane kum boncuğu tutmadan durmuyor. Mat olduğu için kayganlığı gitmiş, yapışmıyor. Hemen karşılığını yine tırnak baskısıyla yapıyoruz. Bu teli özellikle kısa almak istedim. Çünkü biraz sonra bitmiş ya da kısa, yanlışlıkla kısa kesmiş ama birçok boncuğu takıp çalışma yapmışsınız ama nasıl ekleyeceksiniz onu merak edersiniz diye böyle bir çalışmayı da yapmış olacağız şimdi. Bakın şimdi telim bitti. Ve bu yaprağımı ben zaten bitirmiştim. Burada bir aralık var. Diyelim ki sizde aynı aralık kaldı ya da kalmadıysa zaten devam edebilirsiniz. Kaldıysa da ekstra 15 inçlik yani yaklaşık 30 santimlik bir tel parçası daha kesiyorum. Ve ekleme yapmak istiyorum. Eklemeyi nasıl yapacağız? En büyük boncuk hangisi ise telin ekleme yerini ancak orada kaybedebiliriz. Ve burada şöyle bir avantajımız var. Telimiz çok fazla olduğu için ve çok fazla teli bir araya getirip burgu yapacağımız için eklediğimiz hiçbir tel göze batmaz. Zaten bulmaları da mümkün değil. Yani gerçekten çok titiz bir insanın bile alıp elinde kontrol ettiği zaman ekleme yerini bulması çok zor. Bu işten çok iyi anlayan biri olması lazım. Bakın şimdi nasıl ekliyoruz. Tekrar yaptığımız işlemi tekrar ediyoruz. Büyük boncuğun içinden ters olarak yani kısa gelen telin tarafından deliğinden geçirdim. Tekrar içinden nasıl demin yeşil boncuğu eklerken yaptık uygulamayı. Tekrar içinden de geçirdikten sonra şuradan küçücük bir burgu yapacağım. Şu şekilde bakın burgu yapıyorum. Ve şu burguyu bulmaları mümkün değil. Telin de ucu burada kaldı gördüğünüz gibi. Eğer çok detaycı birine bir sipariş çalışıyorsanız bunu, o zaman da şu yaprağa kadar burguya devam edip hemen yaprağın dibinde kesebilirsiniz. Bakın şu yaprağın dibinde kaldı. Onu hemen yan keskiyle yok ediyorum.
ve bu telim gördüğünüz gibi uzamış oldu. Şimdi bir gene handikapınız var diyelim. Şu arada boncuğunuz kalmadı. Yok, boncuğu çok fazla yapıp atlamışsınız. Ne yapacaksınız? Hemen yeni taktığınız boncuğa yapıp şurada küçücük bir burguyla bunu kapatıp şuradaki küçük telle de bu teli birbirine ekleyip devam edeceksiniz. Hemen birlikte çalışmayı yapalım. Kırmızı takalım gene. Her zamanki gibi canlı bir renk takalım. Tam ortasından bir burgu. Eklediğimiz tele takıyoruz, unutmayalım. Aradaki olayı kapatıyoruz şu anda. Ve şöyle bir burgu yapıp şu siyahla kırmızıyla, pardon siyah diyorum, mavi kum boncuğuyla yaprağımızı da bu tarafa alıyoruz. Ve şurada gene her iki teli birbirine kaynaştırarak çalışmamıza devam ediyoruz. Bu çok rahat bir çalışma. O bakımdan hiçbir problem yok. Şimdi şu teli de kesip telden kurtulabiliriz. Evet, şimdi çalışmaya tekrar devam ediyoruz. Diğerleri gibi boncukları tek tek alıp rengarenk takıp çalışmamızı burgu yaparak devam ediyoruz. Kırmızı boncuğumuzu da taktık. Bu şekilde. Bu tarafa da aynen. Yine oranj rengi. Hatta bu sefer üç rengi birden birleştirelim bakalım. Biraz dolgun olsun projemiz. Swarovski kristalimizi de koyalım. Yeşil 4 milimliği. Bakın şu şekilde üçünü birleştirip böyle burgu yaptım. Tamamen doğaçlama gördüğünüz gibi. Tekrar mavi kum boncuğundan alıyorum. Burgu yapıyorum. Bir tane yeşil. Yine 10 milimlik alalım. Evet, devam ediyorum. Bu çalışmada ama elinizde kalan tüm boncukları değerlendirebilirsiniz. Örneğin bir yere sipariş çalışmak istiyorsunuz. Herhangi bir yere kermese gitmek istiyorsunuz mesela. Elinizde ne kadar varsa çeşit çeşit çalışabilirsiniz. Bu son, biraz dediğim gibi ucunda tel bırakalım diye konuşmuştuk hatırlarsanız. Evet, diğerlerinin yanına bunu da ekliyorum.